Aç! Aç! Liparitlerin kadınlarınızı zevkle öldüreceğine eminim. İstediğim cevabı vermediğin takdirde de bu zindanda çürüyüp gideceğine. O yüzden son kez soruyorum. Evdokya nerede? Sana bilmem derim. Hatunlarımızdan birine dahi zarar verirsen sana bunun bedelini ödetirim. Ödetirim. Bol şans Alparslan. Aç kapıyı. Benim ödüm yerine çalışın. Ölümün vebadan değil. Elimden olsun isterdim ama şartlar böyle gerektirdi. Elveda Alparslan. Liparitlerin kadınlarınızı zevkle öldüreceğine eminim. İstediğin cevabı vermediğin takdirde de bu zindanda çürüyüp gideceğine. Sakın sizden akıllı olduklarını düşünmeyin. Ama çok zalim olduklarını bilin ve ona göre düşünün. Zalimler hep akılsız mı olur? Bazıları. Ama bazılarının aklı da zehir gibidir. O akılla kurdukları zalim oyunları da insanlara zehir olur. Hatta sadece insanlar olsa. Hayvanlara da mı? Öyle, öyle. Mesela vebaya yakalanmış bir insanı farelere yem edip sonra da o fareleri vebayı yaymak için birer silah olarak kullanmak hiç aklınıza gelir miydi? Ha? Gelmez dedim. Ama işte kârı zulüm olan küffarın aklına gelir. Işığın bile girince çıkamadığı zindanlarda tutarlar o fareler. Hiç mi çıkış yok? Var aslında. Ama biraz uğraş gerek. Nasıl? Bu kâfirler öylesine zalim ki vebalı olan insanlar, fareler daha fazla yaşasın ve bunların işine daha fazla yarasın diye bunlara arada bir aş verirlermiş. Ha. Bu aşı verirken içeriye girmeden, onlara değmeden vermek için zindan duvarını örerken arkaya gizli ayrı bir gözdağı yaparlar. Sen bunca şeyi nereden bilirsin? Gavura duvar ustalığı yapmışlığım var Alparslan. Thank you.